yapı çok eski bizim aklımız neyimiz yetmez. Bu bina üç katlıydı. Üç katlı evet. olduğunu bilirim. Şey olduğunu bilirim. Sonradan yıkıldı. Bu altı mağaza. Bunlar dükkanlar. Üstü ev. Buraların Nüha'ydı buranın. Fırıncı sahibi. Evet. Bezane işleriyle bakkaliye işleriyle bunlarla uğraşırdı. Şimdi e, son durumu ne peki buranın? Vallahi bu son durumu verane işte görüyorum. Evet. Bak, yok eden yok. Değil mi? Evet. O, o şekilde devam edip gidiyor. Buranın turizme kazandırılmasını ister misiniz? İstemez olur mu? Yok, yapsınlar tabii kazanılsın. Her taraf bak buralar şey olur yapılırsa değil mi? Evet. Turizmin ayağının altında buralar. Şehrin merkezinde şuraya kaç kilometre. Evet. Değil mi? Buralar ihya olur o zaman. Şu anda arkamda görmüş olduğunuz yapı 1800'lü yıllarda olduğu tahmin edilen üç katlı bir iki katı üst tarafta ev olarak kullanılıyor. Alt tarafı da dükkanlar olarak ve mağaza olarak kullanılır imiş. Bu dedelerimizden duyduklarımız e, Saraf dükkanı nalburiye ve e, tuhafiye tarzında e, işler yapı, e, iş dükkanlar çalışırmış. Peki e, son durumu nedir buranın? Şu anda son durumu gördüğünüz gibi çok atıl durumda. Buranın bir an evvel yapılıp turizme kazandırılması, geçmiş kuşağın, gelecek kuşağa aktarılması çok önem arz etmektedir. üç katlı olduğunu söylediniz. Üç kattan şu an sadece giriş katı mı kaldı? Üst katlar yıkıldı. Şu anda görmüş olduğunuz gibi sadece dükkanların bir kısmı belli kalmış. Diğer iki kat yok, kayıp. Yan taraflarda da baktığımız zaman herhalde içine ağaçlar çökmüş gibi görünüyor. Evet. Üst direk kısımları tamamen çökmüş durumda. İçerisi atıl durumdadır. Peki e, buranın turizme kazandırılması ile alakalı yetkililere bir çağrınız olur mu? Şu anda benim bir tür çalışmalarım var zaten ama bu işin hızlanması açısından... E, Tabii ki bir an evvel el atılması, Germir Mahallesi'nin ayağa kaldırılması bizim için çok önem arz etmektedir. Bir de bu tarihi bir yapı, bu tarz tarihi yapıların turizme kazandırılması önemli değil mi? Tabii ki. Zaten tarihi yapıları korursak, geçmişimizi geleceğimize anlatırsak, nasıl bir geçmişte yaşadığımızı, nasıl bir insanlarla diyalog içerisinde olduğumuzu, aslında bu tarihi yapılar anlatmaktadır.